Aklımı kaybediyorum, bana yardım edin. Ya da etmeyin, beni idare edin. Çünkü The Last of Us Part 2 geliyor. Üstelik elimizde bir çıkış tarihi de var. 21 Şubat 2020'de oyun geliyor. Sadece bu da değil, oyun Türkçe dublaj ve altyazıyla geliyor. Mis gibi be, mis. Uzun zamandır dublajlı oyun görmüyorduk piyasada, güzel bir alternatif oldu. Bu bilgilerin yanında bir de oyun 2 disk geliyor. Bu da demek oluyor ki dop dolu bir oyun var karşımızda. Tabi olay sadece bundan ibaret değil. Şu anda çok şanslı bir grup oyun medyası oyunu denemiş bulunmakta. Onlardan da bilgiler gelecektir elbet. Fakat ben o bilgileri bekleyemeyeceğim. Çünkü çok heyecanlıyım. Bu videoyu size sıcağı sıcağına hazırlıyorum. Dün gece saat 11 sularında The Last of Us Part 2'den yepyeni bir video geldi. Ben de seyrettiğim gibi, heyecanımı da fullediğim gibi geçtim videonun başına. Ve birazdan da oyunu bol bol öveceğim. Fakat önce, evet önce o anları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü dün gece videoyu çekerken kendimi kameraya daldım. Bu sayede bir reaksiyon videosu da yapmış oldum. İsterseniz gelin beraber önce dün geceki anlarımı seyredelim. Yok ben seyretmeyeceğim derseniz de reaksiyon kısmını geçmek için şu dakikaya gidebilirsiniz. Saygı duyarım. Hatta duydum. Şu anda PlayStation State of Play etkinliğini açmış bulunmaktayım. Last of Us 2 kısmını bekliyorum. Canlı canlı reaksiyonumu hep beraber göreceğiz. Kalbim patlayacak. 100 atıyor şu an. 100 100. Come on man. How would you rate our kiss from last night? Look who decided to join us. All right. You all know the drill. Run your routes. Mark your logbooks. You run into anything you can't handle. Ellie! You have no idea what you're walking into. What are you doing? You don't know how large that group is. How armed. I don't care. Oğlum adam erimiş lan. Çökmüş lan herif. Bildiğin çökmüş. 2.21. Has. Şubat'ta geliyor. 21 Şubat 2020. Ohohoho. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Efendim bu heyecan dolu gecenin ardından gelin şöyle bir ne gördük, gördüğümüz bize neler kattı bir hep beraber bakalım. İşin hikaye boyutunu irdeleyeceksek eğer sevdiceğimizin katledişini göreceğimiz kesinleşti gibi. Bu kızı harcayacaklar matmazel. Bu artık netleşti. Biz de bunun üzerine gençliğimizin verdiği enerjiyle büyük ve de oldukça billurlu bir gruba karşı intikam yemin edeceğiz. Belki birlikte yaşadığımız kolonideki herkes buna karşı çıkacak ama biz onları dinlemeyecek ve dalacağız bu grubun arasına. Tabii çok sevgili Joel, yani babamız yerine koyduğumuz o adam da
yolda Ellie'yi yalnız bırakmayacak. Bu yolculukta ona eşlik edecek. Bu arada Joel abi ne yaşlanmışsın be abi ya. İnsan üzülüyor vallahi ya. Hani böyle uzun zamandır görmediğin ama çok sevdiğin bir akrabanı yıllar sonra görürsün ya. Böyle yaşlanmış olur bir anda. Garip gelir insana, hüzünlenir falan. Yeminle Joel'da da aynısı oldu bana ha. Şimdi hikayenin temel noktalarını aldık. Fakat burada işlerin bu fragmandaki gibi düz gitmeyeceğini de kestirmek gerek. Büyük ihtimalle bu fragmanda verdikleri olaylar oyunun ilk 2 saatini falan konu alacaktır. Aksi takdirde büyük spoiler vermiş olurlar ki böyle spoilerlar vereceklerini de zannetmiyorum fragmandan. Benim tahminim Ellie ile yaşadığımız koloni içerisinde standart görevler yaparak oyuna başlayacağımız yönünde. Bu standart koloni görevlerinde oyunu iyice anlayacak, ardından da oyunun kırılma noktasını oluşturacak o ölüm olayını yaşayacağız gibi. Oyunun yapımcısını Outlook'u tanıyoruz. Genelde oyuncuyu tek başına bırakmaz oyunlarda. The Last of Us'ta Joel'la oynarken yanımızda Ellie vardı. Uncharted'da Sally vardı, Sam vardı, Chloe vardı, Elena vardı, yani pek çok insan vardı. Yani bugüne kadar Outlook oyunlarında pek tek başımıza takılmadık. Last of Us 2'de de farklı bir yolu izleyip Ellie'yi de tek bırakacaklarını zannetmiyorum. Çünkü sevgili Naughty Dog 2 kişi ilerlemenin avantajını iyi kullanıyor. Öyle boş boş muhabbetsiz sıkıcı bir yapay zeka yapmıyorlar. Kaliteli sohbeti olan, hikayeyi akıtan yapay zeka yapıyorlar. Bu sayede oynanış sırasında bile hikayeyi 2 kişinin diyaloglarıyla ilerletebiliyorlar. Karakterlerle bağ kurmamızı güçlendiriyorlar. Yani yine bu oyunun büyük çoğunluğunda yanımızda biri olacağını düşünüyorum. Bu da büyük ihtimalle Joel olacaktır. Sonuçta Joel'u bir anda kesip atmazlar. Ama bir sürpriz de yaparlar mı derseniz yapabilirler, şaşırmam. You think I'd let you do this on your own? Gelelim bu fragmanda ufak ufak gördüğümüz oynanış kısımlarına. Benim en çok dikkatimi çeken şey ki pek çok oyuncunun dikkatini o çekmiştir, atla gezdiğimiz kısımlar oldu. Naughty Dog'un bir önceki oyunu Uncharted 4'ü hatırlarsınız. Uncharted 4'te bol bol geniş alanlarda gezmiştik. The Last of Us Part 2'de de yapımcı firma bu işi bir üst noktaya taşıyabilir. Atla gezerken keşif yapabileceğimiz pek çok ekstra alana da girebileceğiz gibi. Oyun bir anda açık dünyaya dönecektir demiyorum fakat keşfedilebilecek alanların sayısı çokça artacaktır gibi geliyor bana. Oyunun şu sahnesinden mesela Red Dead Redemption 2 havası almayan yoktur herhalde ya. Dev bir ormanlık alana atla çıkıyor olmamız geniş haritalar açısından da güzel bir örnek teşkil ediyor bence. Düşman tiplerindeki çeşitlilik de artmış ki beklenen bir şeydi zaten bu. Önceki oyunlarda en basit düşman olan şu tipler çok daha agresifleşecek gibi. Tabi elinin de bu düşmanlara karşı yakın dövüş imkanı artmış. Bol bol yakın dövüş silahına başvuracağız. Ancak biliyorsunuz ki Ellie, Joel gibi kaslarıyla ön plana çıkan bir karakter değil. Fakat bu demek değil ki Ellie çaresiz. Aksine o da hızını ön plana çıkartan bir karakter. Daha önce gördüğümüz oynanış videosunda buna şahit olmuştuk. Bol bol dodge yaparak ataklardan sıyrılabiliyordu. Çok da estetik yapıyordu bunu. Ayrıca Ellie ile beraber düşmanın elindeki silah kapma şansımız da var. Şu sahnede bunu daha iyi görebiliyoruz. Bu arada Last of Us Part 2 ile alakalı önceki oynanış videosu çıktığı zaman bayağı bir insan bu gerçek olamaz, fake bu falan demişti. Neden böyle düşündükleri sorulduğunda ise ilk The Last of Us'ın duyuru videosu örnek gösterilmişti. Onlara göre ilk The Last of Us videosu da oyunun kendisini yansıtmıyordu ve fake'ti. Bu iddiaları duyduğumda Allah Allah öyle miydi acaba ya diye açıp tekrar baktım o videoya. Vallahi bence alakası yok ya. Bayağı bayağı doğru bir oynanış videosu göstermiş adamlar. Tabi arada farklar var ama bunlar videoya fake denilecek kadar büyük farklar değil. Ufak tefek farklar bence. O yüzden ben bu fake muhabbetini tam anlayamadım yani. Tabi biliyorum böyle bakınca insana gerçekten yapılması imkansız gibi geliyor. Hareketlerin akıcılığı, görsel detay, yapılabilecekler falan inanılmaz duruyor. Ben de inanamıyorum. Ama bu adamların bunu yapamayacağına dair bir ibare de görmüyorum açıkçası. Bence altından kalkacaklardır bu işin. İlk The Last of Us'ı oynayana kadar PlayStation 3'te böyle bir şey olabileceğine inanmazdım. Ama oyunu oynadım ve inandım. Aynı şey PlayStation 4'te neden olmasın ki yani? Hatta olsun. Hatta olacak lan. Bu arada şu detayı da ekleyeyim, The Last of Us 2 Naughty Dog'un en büyük oyunu olacak. 20 saat üstü bir oynanış bekliyorum ben valla. Böyle dolu dolu hikayeli falan 20 saat üstü. Bakarsın God of War kafası gider ve 30 saat üstü falan olur ha. Olur mu olur. Olursa da güzel olur be. You have no idea. İlk Last of Us'ın eleştirilen yanlarından biri de oynanış kısmının sıradanlığıydı. Yani benim için kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildi ama bazı oyuncular için böyleydi bu. Ben bu oyundaki açık alanları ve yaklaşım çeşidini gördüğümde, en azından videolardan gördüğümde, bu işi de üst seviyede yapacaklarına ikna oldum. Gizlilikse gizlilik, aksiyonsa aksiyon, hayatta kalmaysa hayatta kalma. Bu oyun bu üç noktaya da hayvanlar gibi özen göstermiş be. Bunu şu videolardan bile hissedebiliyorum ben. Öf, efendi efendi övmek beni çok sıkıyor ya. Kusura bakmayın ama bu oyun ortalığı belleyecek, ağlatacak olan hem hikayesiyle hem oynanışıyla ağlatacak. Derman bırakmayacak, çıtayı Everest'e çıkaracak. Böyle var ya, psikopat olacağız ha, psikopat, kafayı kıracağız, delireceğiz lan. Oh,
iyi geldi vallahi şöyle ya. Sığır insan gibi övmek istiyorum abi ben oyunu. Ne o öyle analiz kasma çabaları falan. Söylemek istediğim işte bu benim yani. Düz olarak da söylüyorum işte. Kısa da liste arkadaşlar. Bu oyun beni bitirecek. Yılında oyunu olacak. Ama Cyberpunk 2077. Fuck Cyberpunk lan. Fuck Keanu Reeves lan. Tek gerçek The Last of Us Part 2'dir kardeş. Böyle de satarım işte. Lelelay 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 bitti. Yok lelelay artık. Dın 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 dın. Bu var artık. Dın 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 dın. Bir daha şarkı söylemeyeceğim. Çok kötü. Bu arada eşim de ilk The Last of Us'ı oynadı. Çok oyuncu bir insan değildir ama ilk The Last of Us'ı oynadı ve çok sevmişti oynarken. Orada izlettim videoyu. Hatta onun da reaksiyonunu açıklama kısmında görebilirsiniz. Ya çok güzel ya. Çok güzel. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.